Önceleri ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç, bir süredir milli çıkarlarımıza somut darbeler vurma safhasına geçmiştir. Ülkenin ve milletin yaşadığı felaketlerden kendilerine iktidar çıkarma hevesiyle çıktıkları yolun, bunları ülkeyi felakete sürükleyerek iktidarı değiştirme stratejisine kadar getirdiği anlaşılıyor. Bir yanlarına güya milliyetçi, güya memleketsever bir partiyi, diğer yanlarına bölücü örgütün güdümündeki partiyi alan, arkalarına da kırık dökük kim varsa takan CHP'yi yönlendirenler, kendileri için görünüşte karlı ama ülkemiz için de o kadar zararlı bir oyun oynuyorlar. Eğer başarırlarsa Türkiye sadece son 19 yıldaki kazanımlarını kaybetmekle kalmayacak, sonu belirsiz bir kaosa sürüklenecektir. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu tarih söylüyor. Bunu tek parti CHP'sinin faşizan uygulamaları söylüyor. Bunu Menderes'i asan, bir sağdan bir soldan diyerek bu ülkenin gençlerini dar ağaçlarına gönderen, terörü ve rejim istismarını vesayetinin gıdası haline getiren darbeler zinciri söylüyor. Bunu 1970'li ve 1990'lı yılların ülkeye ağır maliyetleri olan siyasi ve ekonomik krizleri söylüyor. Bunu 19 yıl boyunca attığımız her adımı engellemek için önümüze kurulan tuzaklar, oynanan oyunlar söylüyor. Bunu bir yandan PKK'nın en üst düzey isimleri, diğer yandan FETÖ'nün borazanları, bir iki yandan uluslararası kumpasları özellikle yöneten yapıların sözcüleri söylüyor. Hatta ve hatta bunu bizzat kendileri, kendi milletvekilleri söylüyor. AK Parti'yi iktidardan indirmeliyiz fikrini açıkça ifade etmekten çekinmeyenlerin derdi, Türkiye'nin güvenliği ve esenliği olabilir mi? Tayyip Erdoğan'dan kurtulmalıyız beyanını pek çok mecrada dolaşıma sokanların derdi, milletimizin huzuru ve refahı olabilir mi? Muhalefeti destekleyerek Türkiye'de yönetimi değiştirmeliyiz diyenlerin derdi, ülkemizin demokrasisini, insanlarımızın hak ve özgürlüklerini geliştirmek olabilir mi? Eğer buna inanan varsa ya ülkesinden ve dünyadan bir haberdir, ya hırsı ve kini gözünü kör etmiştir, ya da aynı projenin bir parçasıdır. Değerli arkadaşlar, CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan bu proje, eski Türkiye'yi hortlatma, demokrasimizi yıkma, ekonomimizi çökertme, insanımızı esir alma projesidir. Hiç merak etmeyin, başaramayacaklar. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Gençleriyle, kadınlarıyla, her kesimden insanıyla milletimiz olup biten her şeyin farkındadır. Bu siklet bu yükü kaldırır. Kaldırmak da kalmaz. Yere çalıp paramparça eder. Nasıl bunca yıldır vesayetçiler, darbeciler, terör örgütleri, finans ve medya baronları üzerinden önümüze kurulan tuzakları birer birer bozduysak, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu senaryoyu da yırtıp atacağız. Milletimiz 2023 Haziran'ındaki seçimlerde sandığa gittiğinde bir bizim bunca yıllık eser ve hizmetlerimize bakacak, bir de bu kifayetsiz muhterislere
ve iplerini ellerinde tutan karanlık güçlere bakacak. Böyle bir mukayese, böyle bir muhasebe, böyle bir tablo karşısında elini vicdanına koyarak tercihini yapan herkesin yöneleceği yer AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. CHP Genel Başkanı kendisine verilen görevi bir türlü başaramadığını, yalanlarına ve iftiralarına milletimizi bir türlü inandıramadığını görünce milletimizin umutlarının ve değerlerinin istismarına yöneldi. Vizyon çizmeye, insanların dertleriyle dertlenmeye alışık olmayınca da ya kavramı yanlış kullanıyor ya geçmişte aynı hususta ne dediğini, ne yaptığını unutuyor ya da desteksiz atıp kendini boşa düşürüyor. Devlet nasıl yönetilir? Güvenlik birimleri nasıl çalışır? Uluslararası işleyiş neyi gerektirir? Anayasa ve yasalarımız neyi emreder? Eldeki imkanlar nedir bilmediği için aklına geleni söylüyor. Hadi haşhaşilerin sahte cenneti misali herkesi kamuda işe almayı, herkese balya balya para dağıtmayı, herkesi arş-ı alaya çıkarmayı taahhüt etmesini anladık. Dilin kemiği, yerine getirilmeyecek vaadin sınırı yok nasılsa salla sallayabildiğin kadar. Ama bazı hususlar var ki oralarda dikkatli olmak lazım. Daha dün Irak ve Suriye tezkerelerine evet diyenleri ihanetle suçlarken bugün PKK'yı bitirmekten söz ediyor. Bir yandan ülkenin tüm sorunları, sıkıntılarını çözmekten bahsediyor. Diğer yandan yatırımları engellemeye, insanları iş yapamaz, kamu görevlerini hizmet veremez hale getirmeye çalışıyor. Son günlerde bir de helalleşelim demeye başladı. Bizim inancımızda helalleşme vardır ve çok önemlidir. Peki Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor? Nasıl tanımlıyor? Önce ona bir bakalım. Dün helalleşme kavramına böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç değil mi? Ey Bay Kemal, sen önce benim bu başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan hala kalkıyorsun diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk. Neyi korudum ben? Hayatın yalan. Hayatın yalan. Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulan senaryodaki rolünü oynamadan öte bir işlevi olmadığını bilmesek diyeceğiz ki olabilir. İnsan değişebilir. Geçmişteki yanlışlarını görüp helalleşmek suretiyle önünde yeni bir sayfa açmaya herkesin hakkı vardır. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim be. Çektim. Ama sen bunların hiçbirinin kadro kıymetini bilmedin. Anlamadın. Sende anlayacak yüz de yok. Buradaki sorun şu ki maalesef ortada bir değişim de yok. Değişen kimse de yok. CHP aynı CHP. Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu. Zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti. Dün tüm güçleri ve samimiyetleriyle vesayetin bekçiliğine, darbecilerin şakşakçılığına, tarihimize ve değerlerimize düşmanlığa soyunmuşlardı. Bugün biraz zoraki de olsa daha başka şeyler söylüyor. Daha başka bir görünüme bürünmeye çalışıyor. Tabii yerseniz.
Her tarafı lime lime dökülen bu bukalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz. Biz ne düşünüyorsak onu söyleme, ne söylüyorsak onu yapma düsturuyla milletimizin gönlündeki yerimizi sürekli daha da güçlendirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye siyasi ve ekonomik olarak tarihinin en kritik kavşaklarından birine ulaşmıştır. Bir yanda büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yol, diğer tarafta eski Türkiye'ye dönen yol var. Tabii bu gerçeği sadece biz görmüyoruz. Herkes bunun farkında. Böyle olduğu için de biz tüm gücümüzle ülkemizi 2053 vizyonu yolunda tutmaya çalışırken birileri de aynı şiddet ve hırsla öteki yolu zorluyor. Son 8 yıldır kesintisiz bir şekilde yaşadığımız siyasi, sosyal, ekonomik, askeri sorunları herhalde tesadüf olarak göremeyiz. Bunların hepsi de aynı amaca yönelik girişimlerdir. Gezi olaylarından itibaren yaşadığımız sosyal ve siyasi saldırıların elbette ekonomik sonuçları da oluyor. Milletimizle birlikte bilhassa 15 Temmuz'un ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. Öyle ki 2018 Ağustos'undan itibaren Türk ekonomisini tamamen çökertmeyi hedefleyen, rasyonel hiçbir izahı ve gerekçesi olmayan nice hadiseler yaşadık. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktürmeyi başaramayanların tek umudunun ekonomi kaldığını gördük. Neyse ki küresel salgın krizinin tetiklediği gelişmeler bize bu tuzakları kuranları daha beter durumlara düşürmüştür. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalıştığına. Gelişmiş ülkeler İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranının eşiğindedir. Amerika'dan alın tüm Batı ülkelerine varıncaya kadar. Bunu sosyal ve siyasi krizlerin izleyeceği de gün gibi aşikardır. Biz bu vahim küresel tablo içinde geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde üretimimizle, ihracatımızla, istihdamımızla hamdolsun iyi bir yerde duruyoruz. Reel ekonominin içinde olan ve dünya ile teması bulunan herkes bu gerçeği görüyor, biliyor. Şayet 2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor. Mevcut sorunlara imkanlar çerçevesinde acil çözüm getirilebilecek hususlarda gereken adımları zaten süratle atıyoruz. Örneğin salgın döneminde hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer aldık, hem de üretimin ve istihdamın en az zararla süreci geçirmesini sağlayacak tedbirleri aldık. Aynı şekilde küresel düzeydeki fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri döviz bazında 3-4 kat artan doğalgaz, akaryakıt, elektrik gibi ürünlerin fiyatlarını kontrol altında tutuyoruz. Doğalgazı maliyetinin 1/4'üne, elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz. Bay Kemal, bunu niye konuşmuyorsunuz? Bunları niye söylemiyorsunuz? Herkes gibi bizim de dövizle aldığımız petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa'nın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşlarımıza biz sunuyoruz. Bunu niye söylemiyorsunuz? Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı
gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz. Küresel ekonomik sistemin yeniden yapılandığı bir dönemde Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir cazibe merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sadece bölgemizin değil, tüm dünyanın tasarım, üretim, lojistik, yetişmiş insan gücü merkezi olmamızı sağlayacak bir sürece girdik. Biraz daha metanetle, biraz daha fazla gayretle, biraz daha fedakarlıkla bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın evet önünde hiçbir engel yoktur. Değerli arkadaşlar, enflasyon nedir? Yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin çift taneli fiyat artışları ve bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü bir dönemde elbette bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Fakat bizi diğer ülkelerden ayıran önemli bir fark var. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Bakın tekrar söylüyorum. Açık net söylüyorum. Arkadaşlar, faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayanlar anlamayan anlamaz. Ama biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunu kabulleneceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken bizim yatırımlarımıza kesintisiz devam etmemiz, açılıştan açılışa, temel atmadan temel atmaya koşmamız bunun en somut örneğidir. Değerler silsilemiz içerisinde olaya buradan niye bakmıyoruz? Oraya buradan bakacağız. Ve ona göre de adımımızı atacağız. Bir diğer tarafta biz iş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun. Hadi gel işte al. Niye almıyorsun? Ben bu iş adamlarını da anlamıyorum. Ondan sonra bir araya geliyorlar. İşte TÜSİAD'ı vesairesi. Yüksek faizden bahsediyorlar. Ya siz nasıl insansınız? Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan, buyurun, işte size kredi, düşük faizle, hadi alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım istiyorum, istihdam istiyorum, üretim istiyorum, ihracat istiyorum, hadi gelin bunları yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Türkiye'nin en büyük iş adamlarıymış. Ondan sonra da bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz. Tutmaz. Çünkü biz bir şeye inandık. Bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun, TÜSİAD'ı, şusu, busu vesaire. Dürüst olacaksınız, dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız. İşi yoluna koyduktan sonra da kalkıp iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit.
Yok. Ya sadece bu yıl ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde yaptığımız fabrika, altyapı, üst yapı açılışları, pek çok ülkenin onlarca yılda ulaşamadığı bir tablonun ifadesidir. Mesela Adana Ceyhan'da bir kalemde 1,7 milyar dolarlık yatırım değerine sahip polipropilen üretim tesisinin temelini attık. Ve burada 5000 kişi çalışacak. Ve bizim için cari açığımızın çok ciddi bir kısmını da biz buradan karşılayacağız. Diyorlar ki hani yatırım? İşte yatırım. Cezayir, Türk iş adamı ortaklığıyla yapılan yatırım. Ama bunlar bizi takip etmiyorlar. Bunların işi şeytan da. Batman ziyaretimizde açılışını yaptığımız tüm destek projeleriyle birlikte 20 milyar liralık yatırım bedeli olan Ilısu Barajı ve hidroelektrik santrali sadece elektrik üretimiyle ülkemize yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak Bay Kemal. Ve sadece onunla kalmadık. Bütün o tarihi eserleri ne yaptık? Suyun altından çıkardık. Sadece küçük saray. 6 metre bunu yükselterek ve oradaki görünümüyle bambaşka bir havaya büründü. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi Ilısu'ya artık turistler de akın edecek. O tarihi eserlerimizi gezerek kervansaraylar, köprüler, küçük saray vesaire. Ve bu konuda ben Çiğdem kardeşimize de teşekkür ediyorum. Orayla özel ilgilendi ve koşturdu. Hamdolsun orayı şu andaki haline getirdik. Tavsiye ederim muhakkak Ilısu Barajı'nı ve o tarihi eserlerimizi gezin, görün. Geçen hafta Türkiye'nin çatıda yapılan en büyük güneş enerjisi projesini, çök gaz elektrik üretim tesisini, Avrupa'nın en büyük hibrit yenilenebilir elektrik üretim santralini ülkemize kazandırdık. Geçtiğimiz günlerde son tabliğe yerleştirme törenine katıldığımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara'ya kadar uzanan otoyol projesi Marmara'yı çepeçevre kuşatan bir ulaşım ağının en önemli halkasıdır. Hedefimiz 1915'te atılan bu adımla, bunu da yine aynı şekilde açılış yapalım. Ama müteahhit firma dedi ki biz bunu dedi 2 ay öne alsak ne olur? Biz de dedik ki gökten ne yağar ki yer kabul etmez. Yeter ki öne al. Ve inşallah 2 ay kadar da öne alacaklar. Ve böylece açılışını daha erken yapmış olacağız. Ülkemizin dört bir yanındaki organize sanayi bölgelerinde, sanayi sitelerinde, endüstri bölgelerinde hummalı bir çalışma yürüyor. Bir yandan mevcut kapasiteler zorlanırken, diğer yandan hızla yeni yatırımlar hayata geçiriliyor. Kamyonlar karayollarında. Elhamdülillah. Yani ben karayollarında kamyonların, tırların yoğun bir şekilde gidip geldiğini gördükçe işte diyorum Türkiye bu. Türkiye bu. Yük trenleri demir yollarında, dev gemiler limanlarda, kargo uçakları havalimanlarında ülkemize ham madde getiriyor, mal götürüyor. Şimdi isterseniz ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eserlerin bir kısmını görüntülü olarak da şöyle kısaca bir hatırlayalım.
Buyurun. Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, Süleymaniye Camii'nin restorasyonunu, Edirne Sinagogu'nun restorasyonunu, Akdamar Kilisesi'nin restorasyonunu, Sümele Manastırı'nın restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, AKM Millet Bahçesi'ni, 1071 Ağlat Millet Bahçesi'ni, 369 Millet Bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, uzaya ulaşacak ilk milli roketi, yerli otomobilimizi, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tank, milli helikopter, milli silahlar, yerli tıp cihazları, ilk sürü İHA gösterisi, 540 milyar metreküp doğalgaz keşfi, Türk akımını, mavi akımı, TANAP'ı, Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattını, barajlar, Akkuyu nükleer santralini, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını, tersaneler, limanlar, milli denizaltılar, Marmara'yı, Avrasya tünelini, hızlı trenler ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, demir yolları yenilenmesini, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanını, dev şehir hastaneleri, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitim 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar dağıtımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, geri dönüşüm tesisleri, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, engelliler için aylık 992 lira ödeme, evde bakım için aylık 1798 lira ödeme, dul kadınlar için aylık 650 lira ödeme, evde sağlık hizmeti, dar gelirliye konutlar, 2,5 milyon konutun dönüşümünü yaptık. Uzay ajansını, kutuplarda araştırma merkezini kurduk. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisi 3 kat, ihracatı 7 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrik üretiminde kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı il sayısını, yenilenebilir enerji payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatı. Takip edemiyorsunuz değil mi? Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını, hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, enflasyonu, faizleri, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayide dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranını azalttık. Katsayı zulmünü, üniversite harçlarını, FETÖ'yü, PKK'yı, DAEŞ'i, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği bitirdik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Evet, büyük ve güçlü Türkiye'yi işte bu şekilde adım adım inşa ettik, inşa ediyoruz.